back in ETV. Balkon TV'den herkese merhaba. Bu hafta çok özel bir konuğumuz var. Ege Çubukçu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Tabii aşağı eğilmen gerekiyor değil mi? Buraya mı konuşsam? Oraya konuşsan daha iyi olacak. Aslında evet. Hani eski Türk filmlerinde Tarık Akan'ı yaparlarmış ya. Onunla oynayan sanatçıların altına şey konurmuş. Evet, denir? Adını sevmiyorum ama. Ahşap konurmuş. Takoz. Öyle bir şey deneyebilirdik. Hiç gerek yok bence. Ege'cim hangi şarkıyı söyleyeceksin bize? Reçete parçasını söyleyeceğim. Yeni bir şarkı. Çok yeni bir parça. Daha satışa da hiçbir şekilde sunulmadığı için sadece bu şekilde özel çekimlerde duyabiliyor dinleyicilerimiz. Muhteşem. Yeni yıldan sonra da çıkaracağız dinleyebilmeleri için. Dinlerken sözlere çok dikkat etmeniz lazım yalnız. Değil mi? Bence de her zaman. Rap müzik dinlerken her zaman sözlere daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kesinlikle öyle. O zaman mikrofon sende. Peki. İzmir Coast Balkoni TV İstanbul Galata Hey Hey İnsan oğlunun çıktığı ay mı? Yoksa dünya paslı bir ray mı? Televizyondakileri saydım. Onların hepsi toplumun dizaynı. Biz vinyl takılıyoruz şehirde dilimde rhyme'ım. Bir Ty gibi aynı Tyson. Bizim zaman Lorelai, Kartel ve Mafia. Topraktan geldik ama boka batmaktan başka çare yok. Baktığın duvarlar hala gri. Zaman akıyor geri, düştü piston gibi. Yaşadığımız yer ev değil yangın yeri. Duyup güldüğümüz, kızıp sövdüğümüz, bedel biçtiğimiz, ezip geçtiğimiz. İnanmıyorsan karmaya yem olacaksın kargaya. Her şey gibi geri döner bedende toprak olmaya. Var mısın ortak olmaya? Bilinçli tüketici, yasal yok edici, emekleyen bir bebe. Sağı solu sobe, biz de bulduk bir sote. Yine kurduk bir çete çünkü hip hop ve reçete. 1, 2, 3, 4'ten sonra niye 6 gelmez diye bana sorma. Çünkü düşünmek yasak, mapus fesat. Gülmek tezat, susma disat. Şiddetin rengi mavi, ölümse hala siyah. Korunmak için kalbini kırmızı giy diyorlar. Bizim rengimiz belli, attı benziniz. Çıkmadı dengimiz bro, hip hop bendeniz. Zoruna gitmesin ama biraz kadercisin ben. 16 yıldan beri mücadele içindeyim. Hasıla hasıla düşme hayata asıl. Ah sormazlar nasıl geldin, neler gördün, onlar fısıl. Benzemez kimse sana, sen neden benzeyesin? Sesin gül çıkmazsa masamda bir mezesin. Yoldan hiç çıkmadım desem yalan ama yaban bir ortam var, vahşi bir doğadır insan. Seni kendine saklar, bu yüzden yasak aşktır sokaklar. Hey, durma dans et. Kimse izlemiyormuş farz et. Hadi başa sar, sar. Bir tır ertesi açıldı sır perdesi. Atla Mercedes'e millet sana adam desin. Millet saf ama adam kesin. Farkında her şeyin. Zaten Aziz Nesin ne zaman yanlış bir şey dedi. Kafayı nereye çevirsem her yerde kelleler. Hepsi de koltukta yaşayan ölüler. Bir korku sardı herkesi şüpheci ve tetikte. Söyle hangi hapı seçtin yaşarken Matrix'te. Aydınlar Matrix'te. Sinop ve Silivri. İnsanlar sindi çünkü sivri kalemler gitti geldi silgi. Sus pus derken haklı bilgin kalmadı hak bitirdi. Bitirdi tilki, kral çıplak, bir çık bak üstünde öfke ve kin. Mayday, mayday, Ege mikrofonda. Alkışlıyorum. Teşekkür ediyorum. Devam sohbete. Tabii ki. Senle sabah kadar konuşabiliriz gerçi. Adrenalinden. Ondan çıkmak biraz zor oluyor galiba, evet, ya. Evet. Özellikle bu doğru şarkıdan ama sonra. Özellikle bu parça için, evet, aynı şey geçer. Aziz Nesin'in 100. yaşına İthafen özel bir şey mi bu, yoksa şarkıyı yok, yani, her seferinde değiştiriyor musun? Bu reçete parçasının sonunda bir boşluk var, o da bir MC'nin yani rap kültüründe olduğu gibi tamamen özgürce herhangi söylemek istediği bir şey, şiir de olabilir, söz de olabilir. Bu parçada ilk defa kendimde öyle bir alan yarattım, o yüzden reçetenin her sonunda sürekli farklı şeylerle karşılaşabilir insanlar. Ama bugün 100. yıl dönümü olduğu için de ve daha öncesinde de bu parçayı yazdığım için Aziz Nesin bölümünü söylemek istedim. Güzel olmuş. Teşekkür ederim.
Hip hop dünyası ne durumda? Neler oluyor? Çok yakın zamanda bir festival oldu. Bayağı da güzel geçti diye biliyorum. Sen de sahne aldın. Evet. 30'u aşkın MC'yi beraberdik Türkiye'de rap yapan. Sadece İstanbul'da değil işte İzmir, Ankara, Adana, Eskişehir, birçok yerden MC'ler geldi. 3000 kişilikte bir dinleyici kitlemiz vardı. Gayet kalabalık, güzel bir gündü. Herkes elinden geleni yaptı. Rap kültüründe, yani hip hop kültüründe rap müzik çok özgür bir alana sahip söylem olarak. Herkes istediği söylemi söyledi. Öyle ilginç bir yer oldu. İlginç bir festival oldu bizim için. Çok daha fazla olması lazım böyle alanların. Eminim ki önümüzdeki senelerde daha çok olacak. Çünkü bir medyası olmamasına rağmen rap müzik Türkiye'de en çok dinleyici kitlesine sahip olan müzik tarzlarından biri. Belki de medyasının olmaması buna ön ayak olmuştur. Bunu da bilemeyiz ama yükseliyor yükselişte. Önemli olan yükseldikten sonra bu mottosunu korumaya devam edebilecek mi? Önemli olan o. Sen neler yapıyorsun? Peki var mı yeni single, albüm? Sürekli bir üretim halindeyim şu an. İşte Reçete çok yeni bir parça. Reçete'nin sonunda söylediğim geldi rap yapma. Çok özel bir albüm için hazırlanmıştı o da. Bir toplama rap albümü için. Onun dışında da önümüzdeki bu 2016'da yeni üretimler sunmaya çalışacağım. Bu aralar zaten yazıp çizdiğimiz bir dönem. Şahane. Reçete için klip var mı peki yakında? Var. Yani düşünüyoruz çekmeyi. İlginç bir klip düşüncemiz var. Onu gerçekleştirip zaten Ocak ayında, Ocak 2016'da Reçete'yi çıkaracağız. Heyecanla bekliyoruz. Peki son olarak dinleyicilerin sana nasıl ulaşabilirler? Birçok yerden, sosyal medyadan. Twitter %100 Ege, Facebook Çubukçu Ege, bunları söyleyebiliyoruz umarım. Instagram'da Ege Çubukçu. Yani Google'a Ege Çubukçu yazıp her şekilde ulaşabilirler bana. Yani adresimi vereyim. Gerek yok o kadarına. Zaten biliniyor. Beşiktaş'ta yaşıyorum. Her yerde görebilirsiniz beni. Canımız Beşiktaş. Sokaklardayız. Müziğimiz de sokağın müziği. Süper. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani burayı bana sağladığınız için, Reçete'yi söylememe imkan yarattığınız için. Balkon TV'de bu hafta konuğumuz Ege Çubukçu'ydu. Haftaya görüşmek üzere. Yo. Back in ETV.